Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Son günlerde Türkiye ve Ukrayna arasındaki özellikle havacılık ve savunma konusunda ilişkiler dikkat çekici. Türkiye'den çeşitli bakan seviyesinde hatta büyük şirketlerin yöneticileri Ukrayna'ya gidiyor, görüşmeler yapılıyor. Aynı şekilde Ukrayna'da mesela Antonov'un geçen hafta CEO'su Ankara'ya geldi. Antonov 178 askeri nakliye uçağı başta olmak üzere çeşitli projeleri gündeme getirdi. Biz de geçen hafta Antonov 178'i kanalımıza size tanıtmıştık. İşbirliği ne olabilir diye sizlere anlatmıştık. Meraklar yukarı videoyu koyuyorum. Lütfen takip edebilir buradan. Ve bir yandan da Ukrayna'nın Başbakan Yardımcısı Ankara ziyareti gerçekleştirdi bugün. Ve TUSAŞ tesislerini gezdi. Şimdi isterseniz bu videoda iki ülke havacılıkla ilgili neler yapabilir? Ukrayna havacılık konusunda nasıl bir altyapıya sahip? Hangi teknolojiler var ellerinde? Ukrayna Türkiye'den ne alabilir? Gelin bu projelere birlikte bakalım. Aslında son bir hafta Türkiye-Ukrayna açısından oldukça hareketli geçti desek yalan olmaz. Antonov'un yeni CEO'luk görevliğine atanan Alexander Los Ankara'ya bir ziyaret yaptı ve ilk yurt dışı ziyaretini de Ankara'ya gerçekleştirdi ve buradaki tabii ki konu Antonov 178'di. Geçen videomuzda bunu anlattık. Alexander Los'un arkasından bu sefer Baykar Savunmanın Genel Müdürü Haluk Bayraktar Kiev'e gitti. Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'den devlet nişanı aldı Haluk Bayraktar. Baykar grubu biliyorsunuz Taktik sınıfta ürettiği ve ihracat başarısı yakaladığı Baykar TB2 Bayraktar'ın en önemli kullanıcılarından biri Ukrayna. Ukrayna bu taktik İHA sınıfındaki sistemi satın aldı ve biliyorsunuz Ukrayna'nın da Rusya ile arası iyi değil. Zaman zaman sınır çatışmaları oluyor. Bir taraftan Rusya'nın ilhak ettiği Kırım var. Bu bölgelerde keşif daha doğrusu silahlı keşif ve normal keşif görevleri de Bayraktar tarafından gerçekleştiriliyor. Çünkü Ukrayna sonuçta çok geniş Rusya gibi bir hava kuvvetine sahip değil. Kısıtlı imkanlarla bir şey yapmaya çalışıyor ve bu konudaki en önemli desteği de Bayraktar TB2'lerden alıyor ve çok memnun. Hatta geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna'ya bir ziyarette bulunmuştu. Ukrayna'nın Baykar tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı, daha doğrusu İHA'dil, TİHA taarruzi insansız hava aracı Akıncı için olumlu bir yaklaşımda olduğunu belirtmişti. Akıncı da yaklaşık 5,5 tonluk maksimum kalkış ağırlığıyla neredeyse bir savaş uçağı, avcı rolündeki bir savaş uçağının taşıdığı bomba veya seyir füzelerini taşıyabilecek çok önemli bir altyapı sunuyor. Tabii ki Akıncı'nın da şu an kullanılan AE 450 serisi yaklaşık 500 beygirlik güç üreten turboprop motorları da Ukrayna'dan alınmış durumda. Şimdi gelin isterseniz önce bir Ukrayna'nın havacılık geçmişine bakalım. Şu andaki şirketlerin durumuna bakalım ve detaylı olarak Ukrayna'yı havacılık ve savunma açısından inceleyelim. Sovyetler Birliği döneminde çok farklı politikalar var ve bu politikaların başında da ülkedeki işte havacılıktır, gelişmiş teknolojidir gibi farklı farklı teknik dalları Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülke içinde farklı noktalara dağıtıyor. Bundan da payını Ukrayna o zaman 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Antonov'la elde ediyor. Antonov bir dönem Türk Hava Kurumu'nda da kullanılmış çift kanatlı paraşüt uçağı Antonov 2 ile başlayan sürecini daha sonra özellikle askeri amaçlı üretilen büyük dev nakli uçaklarıyla devam ettiriyor ve bu nakli uçakları 4 motorlu jet Antonov 124 arkasından üretilen dünyanın en büyük e, uçağı unvanını elinde bulunduran ve bir tane yapılan bugüne kadar Antonov 225'le ki 6 motorlu jet motorlu devasa bir uçak bu uçakla devam ettiriyor. Fakat Sovyetler Birliği farklı bir yaklaşım içindeler. Gövde tasarımı Antonov'da bazı motorlar Ukrayna'da ama bir bakıyorsunuz farklı farklı motorlar o dönemki Sovyetler Birliği içerisindeki değişik ülkelerden geliyor. Aviyonikler, elektronik malzemeler veya farklı ihtiyaçlar, farklı üretim parçaları, maliyet malzemeler farklı cumhuriyetlerden gelmeye başlıyor ve bu dağıtımla birlikte Sovyetler Birliği o kadar cumhuriyeti elinde tutmaya çalışıyor. Fakat tabii ki Sovyetler Birliği dağıldı, dağıldıktan sonra Rusya önce bu cumhuriyetlere bağımsızlığını veriyor. Arkasından da ve bazı kritik teknolojiler de farklı ülkelerde kaldığı için Yavaş yavaş ihtiyaç duyduğu sistemleri ya kendine topluyor ya da o ülkeyle e, yoğun bağlarını devam ettirerek o ülkenin hala Rusya için üretim yapmasına imkan sunuyor. 2010'a kadar Ukrayna-Rusya ilişkileri iyi ama 2010'dan sonra bozulmayla birlikte Ukrayna daha Batı bloğuna doğru yanaşırken tabi elinde Antonov gibi, Ivchenko Progress gibi, Motorzik gibi çok önemli teknolojiler var. İlk sayede Antonov uçak imalatçısı. Ivchenko Progress ve Motorzik de motor imalatçıları. Bu iki şirkete sahip olması, iki motor şirketine sahip olması Ukrayna'yı ayrı bir kategoriye doğru almaya başlıyor ama tabi Rusya kritik bazı teknolojileri aldığı için onlar da ayakta durmaya çalışıyorlar bununla ilgili. Ukrayna için de benzer durum söz konusu. Bugün Ukrayna'da havacılık ve savunma dalında, sektöründe ekmek yiyen 100 bin kişilik bir iş gücü var. Bu 100 bin kişilik iş gücünün 10.000'i 10 Antonov'da çalışıyor. Antonov şu an çok fazla bir uçak imal etmiyor. Mesela sivil sektöre baktığımız zaman bölgesel uçuşlarda kullanılan Antonov 158, onun askeri versiyonu 178 ki Türkiye'ye önerilen uçak olduğunu söylemiştim size. Turboprop olarak Antonov 26 ile başlayan ve şu an batı yapısı Amerikan Pratt Whitney motorlarına sahip Antonov 132 gibi iki farklı model üzerinde yaşamaya çalışıyor. Antonov'un asıl para kazandığı konu dünyadaki diğer Antonov uçaklarına verilen işte teknik hizmetler, bakımlar, parça üretimleri ki 10.000 kişinin görev yaptığı bir büyük bir şirket. Bir de bununla birlikte elinde bazı kargo uçakları ki bunlar işte Antonov 124, Antonov 22, Antonov 22'nin de videosunu yukarıya bırakıyorum İstanbul'a gelmişti bu uçak ve dünyanın en büyük kargo uçağı olan Antonov 225'i Charter olarak çalıştırıyor. Yani tarifesiz özel kargo uçuşları yapıyor Antonov. Kurduğu hava yolu üzerinden bunlarla birlikte ayakta durmaya çalışıyor ama haklı olarak yeni proje arayışları içerisinde Antonov. Olayın havacılık kısmının tabi ana oyuncusu belirttiğim gibi Antonov. İki de motor imalatçısı var. Bunlardan bir tanesi Ivchenko Progress öbürkü de Motorzik. İki şirkette benzer ürünlere sahip biraz sahiplik yapıları epey bir karmaşık ama benzer ürünler çıkartan iki ayrı kardeş motor imalatçısı diyebiliriz. Şimdi havacılığa baktığımız zaman havacılıkla ilgili tasarımlar, bir uçak yapmak, helikopter yapmak, tasarlamak motora göre biraz daha kolay bir iş. Hele de bir de elinizde işte Antonov gibi yüzden fazla çeşit model geliştirmiş, bu işi 70-80 yıldır başarıyla yapan bir şirket varsa sıkıntı yok, bir şeyler çıkartıyorsunuz. Ama Motor konusu çok stratejik. Şimdi bugün bakıyorsunuz işte TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi T-129'u İtalyanlarla yaptı. Arkasından Hürkuş'u kendi tasarladı, Hürjet var, Milli Muhareb Uçak var, Atakiki olarak adlandırılan T-129'dan geliştirilen bir proje var, Genel Maksat Helikopter Projesi gibi bir sürü proje var. Ama Türkiye'nin en büyük sıkıntıyı, en büyük sorun yaşadığı konunun başına motor geliyor. Çünkü motor yapmak uçak yapmak gibi değil. Çok daha yüksek hassas bir teknolojiye iyi bir döküm yan sanayine sahip olmanız lazım. Metali çok iyi işlemeniz lazım ki uzun ömürlü olsun, motor hafif olsun, teknolojiye sahip olmanız lazım. O motoru çok uzun saatler yerlerde yerde denemeniz lazım. Bu nedenden dolayı dünyada uçak imalatçı sayısı Neredeyse çok daha azı motor imalatçısı var ve motor teknolojileri de bakıyorsunuz dünyada Amerika'da var. Askeri anlamda Fransa'da var veya sivil motorları da var Fransızların İngiltere'de var biraz da Rusya'da var. Onun dışında böyle çok büyük bir motor imalatçısı Kanada'yı da buna ekleyebiliriz yok dünyada. Çünkü gerçekten çok hassas bir çalışma gerektiriyor. Ve bir motoru ne kadar uçurursanız da o kadar büyük tecrübe sahibi oluyorsunuz. O motoru geliştiriyorsunuz. Daha emniyetli hale getiriyorsunuz. Havada motorla ilgili teknik yaşayacağınız bir problemin kurtarması çok zor. Uçağın düşme ihtimali de yüksek. Bu nedenle de motor çok önemli bir faktör. Şimdi motorlara baktığınız zaman Türkiye'nin Akıncı İHA'da bir turboprop motor, turboproplar ufak motorlar ama çok kuvvetli motorlar, pistonlara oranla bir motor ihtiyacı vardı. Bu konuda Baykar ve Ukrayna bir ortak anlaşma yaptılar, ortak bir şirket kurdular ve AI 450 serisi turboprop motorlar alındı ve bu motorlar Akıncı'ya takıldı. Geçen yılda ilk uçuşunu yaptı ve büyük bir hızla da testler devam ediyor. AI 450 adından da anlaşılacağı gibi 450 beygirden başlayıp farklı modellerinde 700 beygir güce kadar üreten Gerçekten ufak ve başarılı turboprop motorlar. Bu motorlar aynı zamanda uçaklara da takılabiliyor. Şimdi Türkiye bu ortak anlayışla birlikte, ortak çalışmayla birlikte insansız hava araçları için bir motor alternatifi ilk etapta oluşturmuş durumda. Tabi bir taraftan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin motor kolu olan Eskişehir merkezi Teyde'de PD-170 bir çalışma başlamıştı. PD-170 piston motorlu Anka'yı uçuruyor. Çift motor halinde Aksunguru da uçuruyor. Ve diğer taraftan baktığınız zaman PD-170'in bir üstü PD-222 serisi motor da Akıncı'ya uygulanacak ama bu motor biraz daha gücü düşük bir motor. Bu nedenle de Akıncı'nın farklı farklı modelleri olacak. İşte 222 beygir gücüyle de uçan da bir model olacak. 450 beygir turboprop motora sahip şu anki uçan model de olacak. Ve bunun bir üstü 700 beygirlik daha güçlü bir AE 450 serisiyle uçan bir modeli daha olacak. Yani isteğine farklı farklı burada çeşitli alternatifler sunulmuş olacak. Ivchenko Progress'in bize yarayabilecek diğer motor modellerinin başında da jet amaçlı kullanılan, jet eğitim uçaklarına destek veren, onları uçuran motor ailesi geliyor. Bunlardan birincisi AE 25 serisi. 1720 kilogram force yani yaklaşık 3000 libre itiş gücü sağlayan motor L39 tipi uçaklarda kullanılıyor. Bu motorun bir üst sınıfı ise AÖ322-30 serisi. Bunların da her biri yaklaşık 6500-7000 libre güç üretiyor. Bu uçaklar AÖ322-30 serisi L15B tipi eğitim uçağına güç veren bir motor sistemi. L15B'ler çift motorlu uçaklar. Yani bizdeki Hürkuş gibi tek motorlu değil. İki tane bu motordan kullanıyor. Yani yaklaşık 7000 çarpı 2 14000 libre güç üreterek bu uçak uçar hale getiriliyor. Bu motorun Afterburner'sız bir modeli olduğu gibi de Afterburner ile çalışan biraz daha fazla güç üreten farklı bir modeli de var. Şimdi e, Ukrayna'nın motor Ivchenko Progress'e baktığımız zaman açıkçası Türkiye ne uyabilir? Turboprop motorlar İHA sistemlerinde kullanılabilir eğer Hürjet'i çift motorlu yaparsak veya Hürjet için yeni bir motor geliştirirlerse Hürjet'e de bir alternatif buradan çıkabilir mi? Çıkabilir ama ortak çalışmak gerekiyor bununla ilgili. Ayrıca motor ailesinde daha büyük sivil veya askeri nakli uçaklarında da kullanılabilecek çeşitli motorları da Ivchenko Progress'in imalat bandında var. 2017'de enteresan bir gelişme yaşanmıştı. Çinli havacılık şirketleri Ukraynalı Motorzik'i satın almak üzere adım atmışlardı. Anlaşmaya göre Motorzik'in %41'i Çinli şirkette satılmak üzere iki taraf el sıkışmıştı. Ancak sonrasında işler karıştı ortaya bir Amerika müdahalesi geldi. Amerika Motorzik'teki teknolojilerin Çin'e aktarılabileceğini ve bunun stratejik öneme sahip olduğunu belirterek bu anlaşmaya taş koydu. Daha sonra Ukrayna içerisinde mahkemeye yapılan başvuruların ardından bu satış anlaşması donduruldu ve hala bunlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. En son mahkeme kararında Nisan 2020'de açıklamıştı. Bakalım buraya doğru nasıl gidecek, nasıl yapılacak? Amerika buna izin verecek mi? Bu onlar açıkçası soru işareti. Niye? Çünkü son dönemde Amerika özellikle Ukrayna'ya hem maddi anlamda hem de askeri anlamda ciddi bir yardım paketiyle masaya geldi. Fakat tabi bu paket yardım paketinin karşılığı da motorzik konusunda Çinlilere satışın iptal edilmesini içeriyor. Bakalım bu gelişmede nereye gidecek ben de açıkçası merakla bekliyorum. Ukrayna'nın devasa bir havacılık geçmişi var. Bu havacılık geçmişi günümüzde de bir şekilde sürdürülmeye çalışıyor ve tabii ki işbirlikleri olabilir mi? Olabilir. Dediğim gibi Antonov Türkiye'ye önce 178 modelini öneriyor. Bu 178 modeli videosunda daha önceden yapmıştık. Maksimum taşıma kapasitesi 18 tona kadar çıkabiliyor ve Türk Hava Kuvvetleri'ne bekletmeye başladığı C-160 askeri nakli uçakları için bir alternatif olur mu olur? Ama bununla ilgili en büyük soru işareti Türk Hava Kuvvetleri'nin NATO yapılanmasına göre altyapısı, pilot eğitimi, teknisyeni, yedek parçası, bakım yetenekleri var. Bu yeteneklere ne kadar Türk sistemleri bu uçağa adapte edilebilir, ne kadar ekonomik olur, ne kadar verimli olur bunlar tabi... Daha mühendislerin cevaplayacakları konular ama bunların maliyetlerin çok da ucuz olmayacağı kanaatindeyim. Ama Ukrayna bu konudaki pazarlıklarını, bu konudaki tanıtım faaliyetlerini büyük bir hızla devam ettiriyor. Bir taraftan baktığımız zaman Türkiye açısından başta da belirttim Bayraktar TB2'leri aldı Ukrayna çok da memnun. Akıncı konusunda yeşil ışık yakılmış durumda. Bu yıl sonuna kadar Akıncı'nın testleri tamamlanacak arkasından... Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye başlayacak ve sonrasında tabii ki bir e, ihraç potansiyeli de var Akıncı'nın. Muhtemel Ukrayna ilk ihraç edilecek ülkelerden biri olabilir mi? Olur. Bazı izleyicilerimiz şunları soruyor. Örneğin Milli Muharip Uçak'ta e, Ukrayna Türkiye'nin ortağı olabilir mi? Ukrayna olabilir tabii ki. Hiçbir sorunun cevabı direkt hayır deyip kesip atılmaz ama Ukrayna'dan öte Türkiye'nin bu konuyla ilgili daha çok mali destek verebilecek ülkelere ihtiyacı var bir havacılık konusunda işbirliği olabilir ama mali destek konusunda Ukrayna'nın çok fazla parası yok. Nasıl ayakta durabilir? Bunlarla ilgili nasıl bir para öder? Bu da soru işareti benim açımdan. E, Milli Muharip nasıl Türk Hava Kuvvetleri'ne Antonov 178 sokmak bir sürü standardı bozacağı gibi daha batı normlarında üretilmiş Milli Muharip uçağında Ukrayna envanterine girmesi onlar açısından da birçok eğitim, işte bakım, gibi birçok soru işaretlerinde de yanında getireceğine inanıyorum ben. Motor konusuna döndüğümüz zaman biraz önce de anlattığım motor konusundaki üretimlerini Ukrayna'nın Türkiye ile bazı projelere adapter olunabilir. Bazı projelere bazı geliştirme çalışmalarına tey olumlu bir şekilde yaklaşabilir. Veya işte Türkiye'de bu konuda parça üreten, tasarım yapan kale grubu, alp havacılık gibi şirketler bunun içine adapte edilebilir. Ancak şunu da ortaya koymak lazım. Bazı işlerde sıfırdan kendiniz yapmanız daha mantıklı hale gelebiliyor. Yani sıfırdan yaparken ihtiyaçlarınızı göz önüne alıyorsunuz. Ona göre planlama yapıyorsunuz. Ona göre artı değerlerinizi koyuyorsunuz içine. Veya bazen yeni yapılmış bir şeyi tekrar kendi normlarınıza çevirmek ne kadar ekonomik, ne kadar mühendislik çalışması gerekiyor? Bunların çok dikkatli hesaplanarak maliyet hesaplarıyla ortaya konması gerekiyor. Bir motorun ömrünü parçaların kalitesi Kullanılan metal nasıl işlendiği, ne yapıldığı çok fazla etkiliyor. Örneğin bakıyorsunuz Rus savaş uçaklarının fiyatları normalde batı yapısı savaş uçaklara göre daha ucuz. Ama bir F-16'nın motoru örneğin 5300 saati ömrü varsa Rus uçaklarında bu süre 500 saate 1000 saate kadar iniyor. Bu yüzden de daha ucuz bir motorla birlikte uçağın fiyatı da aşağı çekilmiş oluyor. Bir savaş uçağı yılda 200 saat uçuyorsa 5000... Uçuş saati sizin için 25 yıl demek ama öbür tarafta 500 veya 1000 saatlik bir uçuş ömrü dediğiniz zaman iki buçuk yıl sonra veya 5 yıl sonra o uçağın motorunu değiştirmek zorundasınız. O zaman da üreticisine gidiyorsunuz. O motoru tekrar size vermesi lazım ama bu mevcut motoru daha dayanıklı parçalarla daha yüksek kalitede üretebilirseniz siz motorun ömrünü yukarı doğru çekiyorsunuz. Birçok insan eleştiriyor işte Türkiye F-35 projesinde çekiliyor ne yapılacak tamam tabii ki kendi yolumuzda yürüyeceğiz. Milli Muharip Uçak çok önemli bunu her videoda söylüyorum. Milli Muharip Uçak Türkiye'nin havacılıkta kurtuluş savaşı çok önemli. Ama Türkiye A400M projesiyle F-35 gibi uluslararası ortaklı bir projeyle kendi parça imalatçılarının kalitesini yukarı doğru çekti. Bu projelerin gerçekten Hatta limitleri çok düşük, çok yüksek kalitede çalışmak zorundasınız, çok yüksek kalite içinde çok iyi yatırım yapmak zorundasınız ve uzun süre bu parçaları üreterek mükemmelle doğru yürümeniz gerekiyor. Türkiye gerçekten e, yan sanayi olarak özellikle F-35 projesinde burada barevi epey yukarı doğru çekti. Bu yüzden de Türk şirketleri geçen sene çıkartıldık projeden, çıkartıldık ama gelecek yıla kadar üretimlerine devam edecekler. Çünkü Amerika Türk şirketlerinin üzerine bir alternatif hemen koyamıyor. Tamam yeni ortaklar giriyor proje işte Polonya imzaladı Türkiye'den çıkmasının arkasından. Tamam Polonyalı şirketler giriyor. Polonya havacılıkta da fena değil gayet iyi kendi ürünleri var ama hemen o kaliteye ulaşmak kolay değil. Bu da gerçekten zaman alıyor. Türkiye'nin bu konuda böyle bir avantajı var. Bunu örneğin motorda kullanabilir mi? Ne kadar gelir? Bunları önümüzdeki dönemler içerisinde göreceğiz. Sonuç olarak kimse en sevdiği malzemeyi en çok para kazandığını hemen satmak istemez. Örneğin Bangl Bangladeş'te Hisarov projesi oranın ihalesinde. Hisarov oraya giriyor ama siz elinizde daha envantere girmemiş bir şeyi ihaleye giriyorsunuz o tecrübeyi yaşamak için. Sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilmiş bir şey, bir yerli savunmada en yüksek standartlarda veriliyor. Siz bunu ihraç ettiğiniz zaman o standartların bir tık altında vermek zorundasınız. Yani en iyisini kendi kuvvetinize veriyorsunuz. Bunu Amerika da aynısı yapıyor, Fransa da aynısını yapıyor, İngiltere de yapıyor, Ruslar da yapıyor veya Ukraynalılar da yapıyor. Ancak çok talep olan bir malı, para kazanacağınız bir şeyi kendinizde daha üstün değil bir altını yaparak ihraç ediyorsunuz. Bunu unutmamak lazım. Yani Türkiye masaya oturduğu zaman en stratejik silahını koymuyor. İhraç edebileceği bir şeyi ortaya koyuyor. Çünkü ülkeler gerçekten kardeş, dost değil. Çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlar. Bugün Türkiye'nin Ukrayna ile arası iyi. Ama yarın bozulabilir ve bunu sizin düşmanınıza verebilir. Ve düşmanınız çok önemli bir stratejik güce ulaşmış olabilir. Ve tabii bir taraftan da ne kadar çok üretirseniz, ne kadar çok satarsanız para kazanacaksınız, tecrübe kazanacaksınız. Bunlar da savunma sanayine diğer dallarda olduğu gibi önemli bir faktör. Bugün size Ukrayna'nın biraz havacılık teknolojisini anlatmaya çalıştım. Ee, ülkesindeki geçmişte olan bağlarını koparmadan geliştirmeye çalışıyor. Bırakın onu Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra o sistemi ayakta tutmaları ile gerçekten büyük bir başarı. Bir yandan biz ne satabiliriz, ne alabiliriz? Türkiye'ye katkısı nedir? Bizim onlara ne katkımız olabilir? Bunları konuşmaya çalıştık. Biraz Ukrayna'nın havacılık ve savunma sanayini birlikte değerlendirdik. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Mesajlarınızı info@tolgozbek.com mail adresine atabilirsiniz. Katıl tuşuyla kanala destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.